Saldırının gerçekleştiği noktadayım Hande Fırat. Tam olarak olay yerindeyim. Şimdi arkamda şöyle şu bina işte hedef alındı. Göstereceğim ve o Hizbullah'ın paylaşmış olduğu videoya dair de bilgiler paylaşacağım sizinle. Ama önce sıcak nokta, sıcak görüntüleri ekrana getirelim. Arkadaşlarım da daha geniş ekran görürlerse çok iyi olur. İşte bu sokak, peki bu bina hedef alındı. Şu an karanlık olan noktayı görüyorsunuz. O karanlık olan noktada bir apartman var, 6-7 katlı bir apartman. İşte o apartman bina hedef alındı ve apartmanın ilk 4 katında çok ciddi bir saldırının etkisini biz buradan görüyoruz. 18 kişinin hayatını kaybettiği, 90'dan fazla kişinin yaralandığına dair bir bilgi aldım. Şu an olay yerinde tam da saldırının gerçekleştiği sokakta yine itfaiye ekipleri var. Yangın söndürüldü, duman, içerideki duman, sokaktaki duman da tahliye edildi. Ama şu an için yine olay yerinde sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri noktadalar. Onlar yine her ihtimale karşı şu an nöbetteler. Bir ambulansı görüyorsunuz. Yine çevrede ben birkaç tane itfaiye aracı görüyorum. Ama şu an olay yerindeki o yangın söndürüldü. İşte tam karşımdaki şu an karanlık tabii. Sokakta şu diğer kısımda karanlık bir sokak görüntülüyoruz. Tamamen karanlığa gömülmüş bir durumda. Binada da ilk 4-5 katında o saldırının etkisini görüyoruz. İşte tam da saldırı bu binaya yapıldı. Şu an önümdeki şu beyaz binayı, ışıklarının yandığı şu bina değil, tam yanındaki şu karanlıktaki alan, o bina hedef alındı. Can kaybı ve aynı zamanda yaralıların sayısı bir hayli fazla. Çok büyük bir saldırıydı bu. Şu an bölgede itfaiye ekipleri var. İtfaiyenin araçları ve itfaiye personelleri var. Lübnan askerleri de var. Bunu da belirttim. Şu an saldırının meydana geldiği noktada birçok sokakta aslında trafiğe giriş çıkış da kapatılmış durumda. Canlı görüntüler ekrana getiriyoruz bir yandan. Şimdi şöyle göstereyim size. Bir yandan da hala o hengame devam ediyor tabii. Ciddi bir şekilde bu patlamanın sesi, bu büyük patlamanın sesi Beyrut'un birçok noktasından duyuldu. İşte tam da bu bina hedef alındı. Can kaybı ve yaralılar, özellikle yaralılar peş peşe ambulanslara bindirilerek hastanelere götürüldüler. İçlerinde durumlarının ağır olduğunu biliyoruz. Hemen yan tarafta bir benzinlik var, bir görüyorsunuz bir benzin istasyonu var. Neyse ki burada bir patlama meydana gelmedi. Eğer burası etkilenseydi çok daha ciddi bir, çok daha büyük bir aslında durum ortaya çıkabilirdi. Neredeyse bu sokak yok olabilirdi yani. Öyle söyleyeyim size. Buradaki benzinlik burada neyse ki herhangi bir zarar gelmemiş. Ama yine İsrail'in yapmış olduğu silahlı saldırıyı görüyoruz bir kez daha. Daha önce de Beyrut merkezinde birçok noktada benzer saldırılar gerçekleştirdiler. Yine binalar hedef alınmıştı. Yine bu akşamki saldırıda da yanlış görmüyorsam 8 katlı bir bina. Belki daha yüksek olabilir ama 8 katlı bina hedef alındı. O binanın içinde Nasrallah'ın, Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'tan yine üst düzey bir ismin olduğu İsrail kaynaklarından verilen bilgiler bu yönde. Ama Hizbullah tarafından net bir açıklama yok. Tam da saldırının gerçekleştiği noktadan canlı yayın yapıyoruz. Bölgede yine ekipler var. Hem itfaiye ekipleri hem Lübnan askerleri de var. Özellikle bu binanın önünde ve bu binanın olduğu sokağı kapatmış durumdalar aslında Lübnan askerleri. Onu da belirttim. Ve bir yandan da güvenlik önlemleri tabii alındı. Sokaklarda bu sokağa çıkan birçok noktada polisleri ve Lübnan askerlerini görüyoruz. Taşıtların, araçların girişine izin yok. Şu an sadece motosikletliler görülüyor. Görmüş olduğunuz gibi canlı yayında tam da saldırı noktasını görüntülüyoruz. Aşağıda benim gördüğüm çok ciddi bir hasar söz konusu. Araçlarda da öyle. Sokaktaki neredeyse hemen hemen bütün araçlar zarar görmüş vaziyette. Şöyle biraz daha ilerleyeceğim, ekipler de müsaade ederse ilerleyelim ki hem Fulya, de şu sokaktaki bir iki soru yeni açan buyurun izleyicilerimiz için tabii sormak isterim. Birincisi Hizbullah'ın
bu savunma bakanı olarak ifade edilen Vefik Sefa ile ilgili herhangi bir şey söylüyorlar mı? O binada mıymış? İkincisi okul var demiştin. Hemen yanında o okul binası zarar görmüş mü? Evet. Okul, şu an okul ne tarafa düşüyor diye hemen söyleyeyim. Şu bina değil mi? Ha, şu bina. Anne Fırat bir saniye. Şu an gösteriyorum. Işıklarının yandığı, ışıkları yanıyor ya tam şu bina. Gördüğüm kadarıyla bir hasar yok. Yani en azından bu cepheden baktığım zaman burası okul. Aynı zamanda barınma merkezi oldu biliyorsunuz. Lübnan'da 1 milyon 250 binden fazla insan evinden ayrılmak zorunda kaldı. Göç etmek zorunda kaldı. Özellikle Dahiye bölgesi ve evet okul diyorlar bakın buradakiler. Evet biz de gösteriyoruz zaten. Bu beyefendi geldi gösteriyor school diye. Evet burası bir okul ve bu okulun içinde de çok sayıda Lübnanlı sığındı bu okula. 130'dan fazla Beyrut'ta zaten barınma alanı oluşturuldu. Evini terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar için birçok noktada okullar barınma merkezine dönüştürüldü. O okullardan birisi de işte buydu. Çok yakın tam dibe tam dibe. Dolayısıyla bir anda insanlar tabii endişe etti. Acaba o okul mu vuruldu? O okuldaki siviller mi hedef alındı diye. Neyse ki en azından benim bu cepheden gördüğüm kadarıyla okulda bir şey yok. Bilgi aldım değil mi? Okulda herhangi bir zarar yok. Sadece nokta saldırı düzenlenmiş, gerçekleşmiş. Bu bina şöyle görüyorum. 1, 2, 3, 4 katı. 4 kat olduğu gibi kullanılamaz halde. İlk 4 katı binanın. 8-9 katlı bir binanın ilk 4 katı tamamen yok olmuş adeta yani. Bütün duvarları, bütün betonlar, bloklar patlamış. Çevreye saçılan yine, Halit abi biraz daha ilerleyelim istersen şöyle. Çevreye yayılan aslında molozları da görüyoruz binanın içindeki. Şöyle gelirsek, Halit abi gel şöyle tamam korkmadan çekinme gel. Çünkü zaman zaman engelledikleri için biraz çekinerek ilerleyebiliyoruz. Şöyle alayım ben yine. Şöyle binayı göstereceğim şimdi size bakın. Ne kadar görebiliyorsunuz siyah, karanlık olan arabaların durumu. Arabaların durumu. Hande Fırat. Bakın arabalar. Arabalar bu halde. Hande dinliyorum. Fırat. Bir saniye. Fulya bir saniye. Emrah'ta bir son dakika var. Kanalı. Dinliyoruz Emrah. Sıcak bir gelişme var, destekleyecek bir bilgi. Hizbullah'tan bir açıklama geldi. Elmeyadin kanalına yapılan bir açıklamada Hizbullah'tan bir kaynak aktarıyor bunu. Diyor ki Beyrut'taki suikast operasyonu başarısız oldu diyor. Ve Vefik Sefa hayatta kaldı. Son dakika sıcak gelişme. Şu anda Hizbullah anlık olarak yanıt veriyor ve diyor ki Elmeyadin kanalına Hizbullah'tan bir kaynak Vefik Sefa hayatta kaldı. Bu operasyon başarısız olmuştur açıklaması var. Şu anda en sıcak bilgi bu. Anında şimdi dakikalar önce bu açıklamayı yaptılar. Hande doğru yani, ihtimali şöyle yüksek. O zaman yüksek, bu binada değildi. Yani bu tür adamlar hiçbir zaman binanın en üst katlarında bulunmazlar. Evet demek ki ya da ayrıldı. Yani o konuda tabii siz oradan daha iyi bilgi alırsınız ama ya yanlış bir istihbarat ya da yani binadaydı ayrıldı. Ama İsmet Özçelik'in bazı değerlendirmeleri var. Bu arada görüntüler gerçekten durumu da ortaya koyuyor. Bu arada El Cezire'de aynı haberi geçmiş. El Cezire'de başarısız saldırıdan, bu saldırıdan kurtuldu diye El Cezire'de aynı haberi geçmiş. Peki. Yani üst katlarda sen olsan bu kadar hedefte olan bir insan binanın en üst katlarında oturur musun? Binaya baksana. Hayır. Altta inersin yani. Yer altındaki sığınaklarda durursun. Tabii yer altındaki sığınaklarda. Yani böyle bir saldırı ortamında. Yani nokta atış değilmiş demek ki. 20 kişi hayatını kaybetti. 70 kişi yaralandı. Ne oldu? Tabii kimi vurdun evet. Diye sorarlar şimdi. Kadınlar, çocuklar. Yani sivilleri vurdun. Fulya orada ne oluyor bu arada? Bir sesler var. Şu an yine Lübnan polisleri çekilin dediler. Uzaklaşın dediler. O yüzden bir anda yine bir kalabalık oluştu. Polislerden oluşan şöyle asker de polis var şu an burada. Bir askeri araç da var şu an. Bir yanda burada ne oldu? Elektrik çarpar gibi bilmiyorum böyle bir uyarı yapıldı ama biraz daha uzaklaşacağım şimdi.
olay yerinden görüntüler bir yandan ekrana taşımaya çalışıyorlar. Aslında sivilleri korumaya çalışıyorlar. Güvenliğiniz için. Evet, şu an ayrılmamız gerekiyor. Burada biz yine bir uyarı yapıldı. Tamam, tamam Fulya. Biz sana son dakika haberi daha. Biz sana vakit verelim. Sen oradan güvenli bir bölgeye geç lütfen. Evet, Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sarre iki operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. 11 balistik füzeyle Amerika petrol gemisini ve bir başka gemiyi vurduklarını söyledi. Bu söyledi. Hizbullah'ın açıklamasının ayrıntıları gelmeye başladı. Binadan evet. Ayrıldıktan sonra saldırı olduğunu. Hadi bu binadaymış yani. Tabii tabii bu binadan ayrıldıktan sonra saldırı olduğunu açıklamış. Bu arada bir başka bilgi var. Yine El Cezire geçmiş. Bugün Gazze'de İsrail'in binbaşı rütbesinde 3 komutanının öldürüldüğüne dair. Benim söylediğim olay. Evet. Biraz önceki. Yani Hamas. Hamas'ın. El Kast. Şimdi şunu net görüyoruz. Pusuya düşürmüşler. Ama bir yandan yani bakın Hizbullah'ın komuta kademesine hedef alıyorum, nokta operasyon düzenliyorum tırnak içi inanırsanız diyerek masumları sonuçta yani masum sivilleri diyeyim. Yani Hizbullah'la ilgisi olmayanları. Sayın Bakan masum bey demedin herhalde. Burada şu hata yapılıyor. Eğer biraz evvel Emrah'ın okuduğu haberde Hizbullah da suikast kavramını kullanıyorsa Hizbullah da o tuzağa düşmüş. Hani bizde bazı arkadaşlar çok kullanıyor bu kavramları. Bu kavramlar İsrail'in propagandasıdır aslında. Çünkü İsrail yarın bir gün nasıl anlatacak? Ben aslında oradaki sivillere saldırmadım. Oradaki belli kişilere suikast yaptım. Bal gibi saldırdı işte. Suikast yaptım diyecek. Halbuki buradaki yaptığı şey şu. Hiç umurunda olmadan genç, çoluk, çocuk vuruyor. Kaldı ki böyle bir duruş içinde, böyle bir duygu içinde olduğunu nerede gördük? 6 Ekim'de o saldırı olurken Hamas'tan bilgisi olduğu halde oradaki insanların bir kısmının ölmesine göz yumdu. Ve rehine olanları da kurtarabilmek için herhangi bir uzlaşıya hiç girmedi. Aslında bir uzlaşıya girip rehineleri kurtardı. Sonra tekrar ben vazgeçtim, saldırabilirdi. Vurabilirdi yani. Yani tabii. Ama öyle bir şey yapmıyor. Neden? Çünkü karşı tarafı hep hata yapmış, kendilerine saldırmış gibi bırakıp öyle davranmak istiyor. Onun amacı şu anda istediğimiz kadar biz söyleyelim, amacını unutturmaya çalışıyor. Ve bu söylemlerle unutturuyor. Gazze'yi tamamen ele geçirmek, Batı Şeria'yı tamamen boşaltmak, Golan Tepelerini ve Golan Tepelerine yansıyan Lübnan'ın güneyini de kontrol altına almak. Evet. Bu hesap konuda tutmuyor. Asla da kara savaşı yapmayacak. Kara savaşında kendisinin zayiat verme ihtimali var. Ay, uzaktan veriyor zaten. Şu anda şöyle bir olay olmuş sınırda tam güneyde. Bazı askerleri ölmüş, onları kurtarmaya gelen ekibi tuzağa düşürmüşler. İsrail'in askerleri evet. Ölmüş, onları kurtarmaya gelen ekibi tuzağa düşürmüşler. Peki. Ve orada da ciddi kayıpları olduğuna ilişkin. Bu kara savaşı değil, o aldım diye giderken